ya. Bayramınız kutlu olsun asker. Sağ ol. Senin sağ ol. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Sağ ol. Senin sağ ol. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Sağ ol. Bayramınız kutlu olsun gençler. Sağ ol. Bayramınız kutlu olsun beyler. Sağ ol. Senin sağ ol. Bayramınız kutlu olsun hemşehrilerim. Sağ ol. Senin de sağ ol. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ediyorum. Cumhuriyetimiz bugün ulaştığı seviyeyle bölgesinde ve yeryüzünde elde ettiği güç ve itibarla milletimizin bir iftar vesilesi mazlum ve mağdur halklar içinde umut kaynağı olmuştur. Her bir vatandaşımın bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti 77 milyon aziz milletimizin ortak esiridir. Aynı şekilde Cumhuriyetimizin sahibi de 77 milyonun her bir ferdidir. Gerçekleşen köprü reformlarla Cumhur bir arasında oluşan mesafeleri kaldırmış, Cumhuriyetimizi etnik köken, din, dil, mezhep, ekonomik şarttan ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayan bir yapıya kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz kendisine özenmiş hisseden küskün, gönlü kırık kesimlerin her birine ulaşmak için samimi bir gayret içindedir. Herkese eşit ve adil biçimde kucaklayarak, kardeşlik hukukunu yücelterek, Cumhuriyetimiz tarihinin en güçlü seviyelerindedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde sadece 9 yıl kala, inşallah daha fazla gayret etmek suretiyle büyük hedeflerimize ulaşacak, barış, refah, kardeşlik içinde aydınlık bir geleceği inşa edecek, Cumhuriyetimizi çok daha büyük başarılara buluşturacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesini veren, kuruluştan bu yana Cumhuriyeti yöneltmek için gayret gösteren herkesi minnet ve şükranla yad ediyorum. Gerek Cumhuriyet'in ilanına giden yolda, gerek 91 yıllık kalkınma ve büyüme hamlesinde istiklalimiz adına canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha hatırlıyor, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yılını coşku, heyecan ve kardeşlik ikliminde kutlanmasını dilerken ilimizdeki tüm vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Ayrıca Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzin Bekler aynı heyecanla çarpıyor. Sadece Serhat şehrimizin bayram anını dolduranlar değil, yurdun dört bir yanında herkes yeni bir cumhuriyet bayramına daha Ermeni'nin mutluluğunu yaşıyor. 91 yıldır süren bir heyecanın her sene daha coşkuyla yaşanması bizim için en büyük mutluluklardan biridir. Cumhuriyete giden yolu hepimiz biliyoruz. Mustafa Kemal'in önderliğinde başlayan milli mücadele hareketinin dayandığı en temel kuvvet şüphesiz Anadolu ruhudur. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan bu mücadele kısa bir sürede adeta bütün dünyaya meydan okuyarak Türk Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Bu zorlu mücadele o dönemde işgal altında olan sömürülen bütün dünya ülkeleri içinde umut ışığı olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif'in ifadesiyle hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
yandığın hakka tapan milletimin istiklal dizeleri bu mücadele 9 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilişi büyük bir heyecanla karşılanmıştır. Düşmanı denize döken ve Kuvve-i Milliye'yi zafere götüren bu iradenin iktidara gelmesi şüphesiz Cumhuriyet rejiminin ilanıyla sağlanmıştır. Eğer Cumhuriyet ilan edilmeseydi şüphesiz milli mücadele hareketi hedefe tam olarak ulaşmamış olacaktı. Ömer Bedrettin'in ifadesiyle Sakarya'dan su içtik, o çelik süngülerle yuvalara dağılmış bir avuç yılmaz erle eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet erdemliğin ta kendisidir. Sadece bu meydanı dolduran Edirne'li vatandaşlarımın değil, bütün yurttaşlarımızın bugün Cumhuriyet'in gerektirdiği fazilet ve erdeme sahip olduğunu belirtmek isterim. Evet, bütün çabamız daha uygar, daha marifetli bir ülke haline gelmektir. Daha müreffeh bir ülke teminidir. Bizi bu yolda başarıya götürecek olan en önemli güç de Cumhuriyet'tir. Değerli hemşehrilerim, Türk milleti cumhuriyetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, karakteriyle en uygun iradeyi bulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan siyasi, iktisadi, içtimai bütün reformlar cumhuriyetin oluşturduğu zemin üzerine gelişmiş ve en kısa sürede olumlu sonuçlar vermiştir. Bugün hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyet rejiminin hüküm sürdüğü bir Türkiye'den söz edilemez. Türkiye'yi ve Türk milletini yaşatacak olan yegane güç Cumhuriyet'tir. Bu yüzden bu millet atasından devraldığı bir rejimi sonsuza kadar koruyacak ve iletecektir. Bugün adı Cumhuriyet olan fakat kendi halkının bir iradesini yönetime yansıtmayan diktat rejimlerin varlığı hala devam eden coğrafyadayız. Şunu unutmayalım ki gücünü Türk halkından almayan tüm rejimler yok olmaya mahkumdur. Demokrasi bu yüzden Cumhuriyet'in en temel dinamiklerindendir. Atatürk bir mecidesinde der ki, hükümet millet, millet hükümettir. Yöntemiyle halk arasında hiçbir ayrımın olmayacağına işaret etmiştir. Cumhuriyet bütün kurumlarıyla halkı kucaklamalı, her alanda onun teminatı olmalıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumları dimdik ayaktadır. Cumhuriyetin, milletin ta kendisi olduğunu unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve Türkiye Cumhuriyeti davasında yanında yer alanlara minnet ve şükran borçluyuz. Ecdadımızla ve tarihimizle ne kadar ölürsek azdır diyorum. Değerli hemşehrilerim, sevgili öğrenciler, Cumhuriyet millet olarak onurumuz, ortak şerefimizdir. Bu yüzden her yıl büyük bir coşkuyla bayram olarak kutluyoruz. Bu yılda önemine münasip Edirne'mizde de çeşitli etkinlikler
seher uçaktan giren gündüz ben. Sokakta yükselen şişen naralar. Uçaktan bakmam, bugüne yüz ben. Nerede o büyük ateşin ağız? Nerede yastıkta kıvranan başım? Bu sabah şimdi çelikten bir hız. Güzel Türkiye'li. Bu tarih, bu onur, bu sihirli yük. Bu Bursa, bu Konya, bu usta, Menderes, Çoruk, Ergene, bu İzmir, Adana, Urfa, bu çok bizimkiler. Bu ağaç, bu çiçek, bu çiğ, bu renkler, bu diller. Bu sabah içimde bir tazelik var. Bu ışık, bu gündüz, bu güneş. Şimdi sokaktan gelen oymaklar, yürüyün siz bütün ilk çocukları. Gözlerde gurur, elde bayraklar. Eyüncü ilhamları, uzaktan çırpınsın size ellerim. Çırpınsın yüreğim. Uçaktan bakman, bugüne yüz ben. Başka bir de. Bu ne? Yemeği. Yapma, yapma. Burada Sayın Başkanım. Melis. Sen gelsin. Ha, buyurun, telefonumu al. Plevne İlkokulu öğrencisi İlkca Gülmüyor. Dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere garnizon komutanımız Tuğ General. Senden çıkarttım. Korkanlık. Korkanlık. Arkadan şuradan çekelim. Nefret. Aynen burada. Şurada bak. Bir yer var, bir yere gel. Süleyman Demirel Mühendislik Öğrencisi Eylül Petter. Ortaokul Arası Şiir Yarışması Birincisi İsmail Güner Ortaokul Öğrencisi Simay Kahraman. İlkokul Arası Resim Yarışması Birincisi Şeyh Kasım İlkokul Öğrencisi Mert Müzen. Mikrofon yok mu? Sayın Bayım, mikrofon.
Sayın Valim, buradayız efendim. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Yorgundu, hissediliyordu düşmanın nefesi. Topraklarda duyulmuyordu artık Türk'ün sesi. Öyle ki kalmıştı açıkta. Ne elde vardı, ne avuçta. Çaresiz, çare bulmuştu.